Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. İkizlerle birlikte bir günaydın demek istedik. Bugün sizlerle sabah rutinimizi paylaşacağız. İkizler uyanık, hiç durmuyorlar. Biri bir yerden ağlıyor, biri bir yerden ağlıyor. Şimdi onları doyurdum güzelce. Karınları tok. Altlarımız değişecek. Üstümüzü giyeceğiz. Bakımlarımızı yapacağız. Bu sırada da size çekeceğim tabii ki. Onlarla sabah rutinim nasıl geçiyor? Hem çok istiyordunuz Alya geldikten sonra da ikisini birlikte çekmeme. Alya da geldi artık çok şükür tamamlandık. Şimdi hadi o zaman hızlı bir şekilde tek tek bebişleri odalarına götüreceğim. Orada bakımlarımızı yapalım. Bir de sizler birlikte kıyafet seçelim. Bakalım ne giydireceğiz. Kıyafetlerimizi değiştirmeden önce şöyle camın önüne koydum ki birazcık güneş alsınlar. Camın önünde bile olsa güneşi aldırmaya çalışıyorum. Çünkü Lara'nın sarılığı var arkadaşlar. Sarılığı henüz geçmedi. Onun için her şeyi deniyorum ama valla uzayan sarılık diye geçiyormuş inşallah. Şifa olur, her şeyi deniyorum. İnşallah çocuğum en kısa zamanda atlatacak onu. Alya da güneşi görsün. Onda bir şey yok çok şükür. Her gün aslında dışarı çıkarmam gerekiyor ama dün banyo oldular. Hasta olmasınlar. Çünkü Alya'nın biraz hırıltısı var. Tüvaletten yeni çıktı biliyorsunuz. Anne karnından çıkmış gibi oluyor. Birazcık burnu tıkalı. Genzi hırıldıyor. O yüzden riske atmak istemiyorum. Aslında temiz hava alsalar iyi olacak ama dur bakalım. Hava güzel olursa çıkarırım. Şimdi bir 5 dakika böyle dursunlar. Sonra hemen kıyafetlerini değiştireceğiz. Altlarını açacağız birlikte. Alyacığı getirdim. Alya yatağına koyacağım. Sonra da Lara'yı getireceğiz. Değil mi anneciğim? Hadi bak bakalım yatağında. Biraz bakın. Neler var burada? Bak. Bak. Hadi anneciğim. Bak bak bak. Alya. Lara'yı da getirip geliyorum. Evet. Lara da geldi. Koca Lara, değil mi? Hadi bakalım. Sen de burada dur. Al, bunu çalıştırayım size. Bunun da pili mi bitmiş acaba? Yok. Çok yaşa. Sağlıklı yaşa. Lara böyle şeyleri çok seviyor. Birazcık içeri güneş girsin. Mis gibi havamızı da alalım. O zaman ne giydirelim çocuklara bir bakalım. Vallahi sabah kalkar kalkmaz hiç kendime bakamıyorum artık. Direkt çocuklara. Biri burada bir yerden ağlıyor. Biri bir yerden ağlıyor. Onlara bakmam gerekiyor. Ya sabah nasıl kalktığımı inanın ben de bilmiyorum. Saç baş dağılmış. Hiçbir halim yok. Anca yani böyleyim ne yapayım. Anca saçımı bağlıyor biliyorum o kadar. Şimdi kıyafetlerini seçelim. Bugün neler giyecekler bakalım. Bugün pazar bu arada. Pazar tadında bir kıyafet olsun dedim. Aslında biliyorsunuz pijama takımı almıştım. Bunları mı giydirsek? Bilemedim ki. Şöyle pijama takımları mı giydirsem? Sizce? Bir şu bakın şöyle altlı üstlü bir de şu ikili almıştım. Ya bunları giydirelim ya da şey giydirelim gardırobunda var. Yeni yıl kıyafetleri vardı. Lara giymişti ama Ale giyememişti. Onları giydirelim hemen göster. Şimdi buradan bakalım. Buraya koymuşum. Evet bunları giydirebiliriz. Başka bakıyorum ne giydirebilirim. Bence bunları giyelim. Alya bunu giysin. Lara da bunu giysin. Bakayım aynı bedenmiş gerçi de. En küçük hangisi ise Alya birazcık küçük çünkü. Biz geldik. Lara'nın üstünü değiştireceğiz. Altını açacağız değil mi anneciğim? Ama Lara şu anda güneşlendi. Uyku modunda. Hadi bakalım. Ama ilk önce buraya bir bezimizi sermemiz lazım anneciğim. Değil mi annem? Gel bakayım. Gel öyle.
Evet. Alt açma bezimizi serelim. Haydi bakalım. Laracık. Bakalım altımız kirlenmiş mi? Ne giydireceğiz Lara'ya? Lara'ya bunu giydireceğiz. Hazırlayalım da. Şu anda bir de karınları aç. Anneannesi de içeride sütlerini hazırlıyor. Anne sütüyle besleniyor ama Lara'nın sarılığı olduğu için ben ona ek olarak takviye mamaya başladım. Aslında mamaya başlamak istemiyordum. Hani Allah rızkını verir diyorlar ya anne sütünde. Yani anne sütüyle devam etmek istiyordum. Ama olmuyormuş. İki bebeğe yetemedim. Ne yapayım artık, yapacak bir şey yok. Mamanın da ayrı bir vitamini var tabii ki. Anne sütünün yerini tutar mı bilmiyorum ama anne sütüne yakın, en yakın hip marka vardı. Onu aldım ben. Onu veriyoruz bakalım. Çok sevmiyor ama yapacak bir şey yok. Bugün bir de Aptamil'i deneyeceğim. Bakayım Aptamil'i sevecek mi? Ama hip'i de aldım. Hip de araya gitmesin. Onun vitaminini de alsın istiyorum. Olmadı hip'le Aptamil'i karıştırsam mı? Öyle bir şey yapabilirim. Lara'ya şifa değil mi Lara? Değil mi Lara'cığım? Lara şu anda güneşten kıpkırmızı olmuş. Dur anneciğim. Dur bakalım. Dur annem, arkan açılmamış. Dur anneciğim. Ha, dur anne. Tamam. Dur. Dur kızım. Hı. Aa, burada. Burada. Üşüdü. Üşüdü minnoşum. Bu arada altın takıyorum ben. Tenine değsin diye içinden. Şimdi bunu giydirdikten sonra altını yine takacağım. Minnoşum. Bebeğim. Sanki bugün biraz daha iyi Lara. Ten olarak böyle sarı değilmiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum ya. Elimden geleni yapıyorum da şu çocuğun sarılığı geçmiyor ya, çok üzülüyorum. Yani 45 gün oldu. Yok. Geçmiyor. Değil mi annem? Küvezde ona fototerapi de verdiler ama yine geçmedi. Kızım şu anda kıpkırmızı olmuş güneşten. Kıpkırmızı olmuş. Vitaminlerini de vermedik. Verelim hemen değil mi? Hemen verelim. İlk önce beyazlarını açayım anneannesi. Anneannesi de içeriden sütlere hazırlıyor. Evet. Kaka yapmamış ki bu kız. Bu kız çiş yapmış sadece. Aha, öbür kız da burada. Öbür kız da mırıldanıyor. Mırıldanıyorlarmış bunlar. Bu kızlar mırıldanıyorlarmış. Karınları acıkmış. Yalnız ikisi de aynı anda ağlıyor. İkisi de aynı anda acıkıyor falan diyordum ya. Bu gece hiç öyle olmadı. Bu gece ben Lara'yı uyandırdım. Hani denk gelsin diye. Vallahi. Bu gece minnoş minnoşlardı ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Lara'ya bu giydirmeyeceğim. Başka bir çorap alacağım. Bu arada annem de babamla konuşuyor içeride. Babam çocukları çok merak ediyor. Her gün arıyor. O gelmiyor buraya. Haydi bakalım. Kızımızı giydirelim. Fotoğraflarımızı da çekelim. Değil mi anneciğim? Değil mi bebeğim? Bizden böyle videolar istediğiniz için biz çekiyoruz. Sizin için. Değil mi Lara? Evet. Evet de Lara. Ay ya da güneşi gördü ya, nasıl güzel uyudu. Çok şükür, biraz kendine gelsin kız. Dur anneciğim. Evet. Yılbaşı konseptimizden çıkmıyoruz değil mi bebeğim? Hadi bakalım gel.
kendilerini tam olarak göstermek istemiyorum ya. Ben şu anda küçük oldukları için şey diyorsunuz, aman bir tek sizin mi çocuğun var falan da. Bir tek benim çocuğum yok ama ben çocuğumu şu anda göstermek istemiyorum. Nazar denilen bir şey var. Benim çocuklarım küçük doğdu. Şu anda küçükler, ilgi ihtiyaçları var. Çok çabuk hemen nazara geliyorlar. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. Bakın. Lara'nın yüzünü burada flülaştıracağım. Size göstereceğim kıyafetini. Hadi bakalım, döndürüyorum. Aa! Yılbaşı konsepti Lara. Hoş geldin. Anneciğim. Bu kadar. Yüzünü en kısa zamanda paylaşacağım ama söz. Birazcık toparlansınlar. Değil mi annem? Lara. Laram. Laram. İçinden takıyorum iğneyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün. Şifa ol bebeğime. Bebeğime şifa ol. Altın tenine değsin, sarılığını alır dediler. Bir o kalmadıydı denemediğim. Bir de onu deneyeyim anneciğim. Anneciğim. Dur anneciğim. Evet, Lara hazır. Şunları alalım. Kirli. Şöyle koyalım. Saçımızı da tarayalım. Evet. Şimdi sıra Arya'da. Değil mi annem? Değil mi annem? Değil mi bebeğim? Ay benim kızım ne kadar güzel oldu. Hadi. Sen yatağına Arya gelsin. Şimdi de Arya gelsin anneciğim. Dur. Burayı da tarayalım. Oo, kıyamam yani anne. Ay bu kızlar çok tatlı ya Rabbim, şükürler olsun ya. Hadi bakalım Aliye'yi de giydirelim. Gel tekrar güneşe yatalım. Aliye şu anda kucağımda. Evet. Aliye çok geç geldi bize. Yok anneciğim, ne oldu? Benim de önüm açıldı. Aile bize çok geç geldi. Şuna bakın. Şu ayaklara, bacaklara bakın. Allah'ım. Allah'ım seni yiyeceğim ben. Ben seni yiyeceğim, yiyeceğim. Bebeğim. Bebeğim. Aa Lara, Anya, nasıl batırdın üstünü? Batmış mı? Anlamadım ya. Dur bakayım. Batmamış. Çocukları şimdiden karıştırıyorum. Değil mi? Bakalım kaka yapmış mısın? Çok azıcık yapmışsın. Evet. Dur annem, popona mı olmuş? Bacakları durmuyor Anya'nın. Bacakları, ayakları durmuyor. Dur kızım. Bizimiz nerede? Hani nereye koydun? Kapatalım altını, dur. Kızım. Benim güzel kızım. Evet, Alya'nın üstünü de giydirelim. Alya'nın çorapları kırık geldi. Lara da aşağıda ağlıyor. Neden ağlıyorsunuz? Acıkmışlar bunlar. Nereye geldiniz? Allah'ım, Allah'ım, şuna ellerine, parmaklarına bir bak ya. Anne şu anda Lara'nın ilk geldiği hali gibi. Yok annem ya. Dur, bir şey yok.
Giydiriyorum anneannesi, dur. Dur. Bunu alalım. Şimdi kızımı bir yüzüstü yatıralım. Hadi kızım. Gel bakalım. Arkalarını kapatalım. Arkadanmış. Fotoğraflarını çekelim. Yılbaşında Alya'mız yoktu. Biz çok üzüldük ama şimdi geldi. Yeni yıl bile şimdi gelmiş oldu değil mi? Tamam, çeviriyorum. Kafası kızarmış neden bilmiyorum. Yok bir şey. Şapkadan da olabilir. Ha, güneşi koyduk. Kafası biraz kızarmış da dedim neden acaba? Yok bir şey ya. Ne hemen zırıldadın? Anneye de göstereyim size ama yüzünü fullaştıracağız. Hop. Dıdırı dıdırı dıdırı. Bu da Alya'mız kumpar ödülü ya. Hadi giydirdik çocukları. Burayı hızlı bir şekilde topluyorum. Onlar durmuşken. Şöyle. Bunları bir şöyle koyuyorum. Bezler çöp. Bunu kullanmak içine. Bunlar da. Lara'nın da önlüğünü taktı. Şimdi sıra mamalarda. Mamalarımızı yiyeceğiz. Bu ne? Kaçıktı. Onda bana kızım neler durmuyor. Yok. Al aşkım. Üstlerimizi değiştirdik. Altlarımızı açtık. Şimdi mamalarını yiyorlar. Sağ olsun annem de bana yardıma geldi. Böyle ikisi aynı anda acıkınca falan mecbur annem yardım ediyor. İki bebekle yapabilir miyim? Yapabilir miyim anne tek başıma? Yaparsın diyor. Bu kız ya biraz gel gelirim. Birazcık zorlanırım ama olsun. Yok yakışak. Yasa kadar gelirim 5 ayda. Yemeğin aşını, çamaşını halledelim. Evet ben çocuklarla ilgilenince annem de yemek falan yapıyor. Öyle. Şimdi bunlar yesinler sütlerini içsinler. Uykuya dalacaklar. Sonra artık anneleri hazırlanacak. Mamalarını yediler. Şimdi salona aldım. Salonun bu cam kenarı çok güzel güneş görüyor. Burada da güneş görsünler diye yatırdım. Tabii mamalarını yedikten sonra şöyle oturayım hemen. Şey yaptım. İlk önce bir burunlarını temizledim. Vitaminlerini verdim. Günlük bizim demir ve D vitaminimiz var. Onları kullanıyoruz. Bir de gaz için damla kullanıyorum ben. Gaz damlası. Onun faydasını gördüm aslında. Hani tuvaletini yaparken falan şu anda çok zorlanıyor mesela Lara. Şu anda gaz sıkıntısı var. Bir de anne sütüne ek olarak ben sarılık için mamaya başladığım için o da gaz yapmış olabilir. Bugün hiple Aptam ile şimdi karıştırdım verdim. Dün akşam sadece hip vermiştim. Ama abdomen zaten başlı başına bir gaz yapıyor. Her bebekte bu var. Alya'nın maşallah sisi çıkmıyor. Uyuyor. Bu sefer de Lara durmuyor. Biraz önce de biliyorsunuz Alya durmuyordu. Lara duruyordu. İkizler de herhalde böyle yani. Şimdi bunlar uyuyorken ben bir süt sağacağım. Zamanım olmuşken aralarda süt sağıp buzluğa atıyorum. Ne kadar çıkarsa artık, ne kadar yetinebilirsem, onlara yetebilirsem o kadar iyi. Piş, piş, piş. Bu şekilde iki bebeğe de ikiz bebek bakmak kolay mı diye sorarsanız. Yani zorluğu da var, kolaylığı da, güzelliği de var bence. Güzel bir şey yani üstesinden geliyorsunuz. Şimdi bunlar uyusun. Ben şimdi gideyim biberonlarını yıkayayım. Annem bir yandan evi topluyor. Sağ olsun çamaşırlar vardı onları yerleştiriyor, asıyor. Ben de şimdi bebek odasına gidiyorum. Bunlar uyursa inşallah. Alya'nın sesi çıkmıyor dedik ama Alya da ağlamaya başladı.
Bu arada ben hep yan yatırmaya çalışıyorum. Hem kafa yapıları için düzgün olsun diye, hem de kusarken Allah korusun genizine kaçmasın diye. Küvezde kalırken Arya'nın kafası hep aynı yere yatmış herhalde. O yüzden bir yanı böyle biraz daha bombeli, bir yanı biraz daha böyle şey, yani bir yanı çıkıntılı, öyle söyleyeyim. Ama kötü değil, düzeliyor. Birkaç güne de düzelir zaten. İnşallah bunlar uyursa ben gidiyorum odaya. Lara uyudu. Şu anda Alya'da sıra. Bebek odasına geldim. Burayı bir düzelteceğim. Toparlayacağım. Kıyafetleri falan vardı. Onları da yerleştireyim. Her gün böyle odalarına getirip yatırıyorum. Hem odalarını bilsinler, tanısınlar diye. Evet. Filmimiz de var. Bu çantanın içinde de yedek kıyafetlerimiz var bizim. İşte bezimiz falan. Bunu hatta mesela bir yere giderken falan aniden şey yapıyorum. Elime dolanmasın diye ayarlıyorum, koyuyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 tane bez koydum. Hani bir yere giderken hastaneye gidiyoruz. Şu anda sadece hastane işimiz var da. Olsun diye de. Zor olmasın diye. Hatta şu ıslak mendili çıkartacağım. Bir tane büyük. Bir tane büyük ıslak mendili koydum. Bunu da çantaya koyayım. Yedek kıyafetlerimiz her zaman bunun içinde. Çantamız böyle duruyor. Her zaman bir ağız mendilimiz var, temiz. Şöyle onu koyuyorum. Tüketlerimi de koyayım. Bu muslinler gerçekten çok iyi oluyor. Böyle banyo yapmadan önce falan ben işte seriyorum bunları altına. Hemen kuru bir şekilde temiz, altlarında duruyor. Banyodan sonra iyi oluyor. İşte ne bileyim, bir yere gittiğimizde hemen alıyorum yanıma. Her türlü kullanılıyor yani gerçekten. Fazla fazla almışım zaten. Bunları Ikea'dan almıştım bu arada. Çok çok uyguna gelmişti.